Allah'ı kafanızda nasıl hayal ediyorsunuz? Sonsuz güzel işte, sonsuz güzellik ama tabi tecellisi yine sınırlı olur. Yani Allah'ı tam, Allah'ın kendini bildiği gibi biz bilemeyiz. Ama tecelli ettiğinde yani daha da güzel bir varlık olmayacak. İnşallah. Ya cennette yani insanlar mesela çok söylüyor, melekler çok söylüyor ama Allah tecelli ettiğinde insanların nefesi kesiliyor. Ya yani baygınlık geçiriyorlar Allah'ın güzelliğinden, tecellisinden. Ama son değildir o. Yani bu en sonu anlamına gelmez. Bir tecelli. Güzel yüzlüm, bir de Allah sonsuz akıldır. Yani aklı iyi düşünülmesi gerekiyor. Yani insanlar en fazla evrenle sınırlı olarak düşünüyorlar. İşte hayvanları yaratır, bitkileri yaratır, dağları yaratır. İşte bizim evrenimizi yaratır. Yani o kadar, öyle bir şey düşünüyorlar. Halbuki her atomun içinde de bir evren var. Her protonun, nötronun içinde de bir evren var. Ve hepsinde şuur var. 15 milyar yıldan beri hiçbiri birbirine çarpmamış şu ana kadar. Allah'ın aklının tecellisi. Her yerde Allah'ın aklının gücünü düşünmek lazım. Mesela bizim evrenimiz uzaktan bakıldığında toplu iğne başı kadar falan görünüyor. Bütün bu evren toplu iğne başı kadar. Yani düşündükçe ufuk daha da genişler. Allah bildiğine geniş düşünmek lazım. Yani bir protonun içindeki evrenleri düşün. Bir nötronun içindeki evrenleri düşün. Ona göre Allah'ın aklını düşünmek gerekir. Yani Allah'ın aklını dar görüyor insanlar. Hatta bazen dua ederken Allah'ı işittirmeye çalışıyor gibi oluyor hareketleri falan. Halbuki o dua ederken zaten Allah yaratıyor onu. Onu fark etmiyor. Evet,